Bugün ne? Bugün günlerden ne? Saat kaç? Söylesene lan çakal. Ben sana ne kadar süre vermiştim? Yürü bakayım. Sür arabayı gerizekalı. Yürü. Ne duruyorsun hala? Pardon. Ha tabii ya. Bu yağmurda şeker gibi erirsin sen hanım evladı. Yürü. Ne yapıyorsun? Yürü. Niye geldik buraya? Bak konuşalım istiyorsan ha. Kes lan. Kraya ile babasının gerçek katili sensin. Sensin! Elimde kanıt yok ama adım gibi eminim. Sen çıldırmışsın. Burada senin içine ayna tutuyorum. Feraye seni şeffaflaştırıyor. Bu kutsal mekanı kirletmenin onun için göze aldım. Niye ayna tutuyorsun senin içine? Baksana içi dışına vurmuş şirketi. Feraye ile babasının gerçek katili kim biliyor musun? Ulan şirketler topluluğunun beyni bu alçak adam değil miydi? Bunu mu kılıyorsun lan leş kargası? Katiller plazaya nasıl girdi? Gürkan Bey'in korumaları neredeydi? Adım gibi eminim. Karamit'in Gürkan'ı öldürmesini çok istiyordum. Bunu yapacaklarını biliyordum. Avuçlarını ovuşturarak bekliyordum. Böyle düşündüğünü hiç sanmıyorum. Yusuf, bu çok ciddi bir ihtimal. Ne ihtimali? Gerçek bu. Alçak. Ama ne yazık ki bunu ispatlayacak kanıt yok elimde. Ve bu çakal bunu ispatlayacağım güne kadar serbest kalacak. Yürü! Tamam. Anlaşıldı. Tamam peki. Hadi. Gökçe bu parayı çekene kadar elimin altında olacaksın. Sonra da gidip okulu devretmek için bütün formaliteleri halledeceksin. Anlamadım. Anladın ulan anladın. Bal gibi anladın. Bakın. Orası vakfa bağlı bir şirket. Vakfa bağlı bir şirketi kapatabilmek için çevirdiğin bütün dolapları şimdi tersine çevireceksin. Bu işi bitireceksin. Bütün paranı geri alacaksın. Dua et ki Feraye babasının parasını bile kirli saydığı için onu kullanmamı istemezdi. Yoksa bu parayı geri alman söz konusu bile olamazdı. Çabuk! Ama eğer senin gerçek katil olduğunu kanıtlarsam... ...o zaman ölüm bile kurtaramaz elinden seni. Çabuk! Çabuk dedim! Bu çapta bir nakdi tedarik etmek mümkün değil. Biz banker miyiz? Öyleyse bana zaman söyle. Birkaç günde belki. Gün ve saat söyle. Çok zor. Gün ve saat dedim. Cuma. Peki çeki yaz. Cuma günü saat 3'e kadar vaktim var. Peki tamam ama bu parayı ben ne diye alacağım? Ne diye hesabıma yatıracağım? Merak etme. Bu çakal ulan şirketler toplumunun başı olarak... ...Feraye'nin hatır için okulu geliştirme, inşa etmek ve yönlendirmek amacıyla seni görevlendirecek. Bu yüzden de parayı sana ödeyecek. Güzel. İşte bu esası olan. Harika. Kılıf sabaha hazır olacak. Ne kılıfı? Çek yazarken kulakların duymuyor galiba. Gökçe'ye görevi devredeceksin. Ne dedik az önce? Gökçe'yi görevlendiriyorsun. Bu görev için parayı ona veriyorsun. Feraye'nin hatırasını yaşatmak için okulu geliştirmek, yüceltmek ve yönetmek. Görev bu. Hemen hazırlattırıyorsun. Sabah Gökçe gelip alacak. Tanıdığını sanıyorsun değil mi aşağılık herif? Bir teröristten başkasına kurşun sıkıp sıkmayacağımı test etmek için sadece bir saatim var. Bak beni yanlış anlama. Bir saat dedim. Üstelik 100 bin dolar ceza kestim. 600 bin dolar alacaksın. Okul devrettiğin zaman 500 binini geri alırsın. 100 bin dolar da yoksul asla ve muhtaç insanlara devredilecek. Sen hayatında kendi istenine hayır yapmamışsındır. Şimdi zorunlu olarak hayır yapacaksın. Al şunu. Bak ben bu saatte nereden bulacağım bu parayı? Benimle değil telefonla konuş yoksa seni öldüreceğim. Dağa çıktım ulan dağa. Şahver'i ver bana. Şahver. Nakit durumumuz nedir? Döviz. Müşteri çeki. Ne kadar? Kayaoğlu'nun çekimi. Bak onlara telefon edin çeki bekletsinler. Yarın ödeyeceğiz. Bana şimdi lazım. Evet acil. Cevap verme bana. Şimdi lazım. Tamam.